Altın analizleyicileri izleyicileri Avrupa Liglerinden oluşan, Avrupa Ligi maçlarından oluşan üç maçlık kuponumuz var. Burada birinci maç yakından takip ettiğimiz Eintracht Frankfurt'un yine yakından takip ettiğimiz Inter ile evinde oynayacağı karşılaşma olacak. Gerçekten birbirlerine denk güç açısından birbirlerine denk iki takım karşılaşıyor. Inter'de Icardi yok. Gerçi yarın oynayan Laurent Lautaro Martinez baya baya goller atmaya başladı son dönemde ama öbür tarafta da Anterebic yok. Hatta sakatlığı sebebiyle ülkesine gitti. Orada tedavi görecek. Ama bu yine Frankfurt için önemli değil. Çünkü büyük maçlarda özellikle savunmayı daha da iyileştirmek adına genelde zaten bu üçlüyü bozuyordu Hütter ve onun yerine Gajinovic koyuyordu. Bu şekilde başlamış olacak. Frankfurt adına tabii ki bir kayıp. Sonradan oyuna girdiğinde etkili olacak bir isim ama bence Frankfurt'un o komers bankalarındaki inanılmaz atmosferiyle beraber son dönemdeki iyi performansa düşünürsek Frankfurt bu maçı evinde zor da olsa kazanır. Bu maça güvenmeyenler için üst tercihi, karşı gol var tercihi de burada tabii ki düşünülebilir. Ama ben Frankfurt'un 2.10 oranından galibiyetine yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim 3 maçlık kuponumun birinci karşılaşması. İkincisi ise Valencia-Krasnodar. Şimdi Valencia evinde oynamasına rağmen İspanya'nın alt takımlarından hatta en fazla alt oynayan iki takımdan birisi maçları genelde evinde 11 maça çıktı. Sadece 3'ü üst bitti bu maçların. Ee, sıklıkla gol atma zaten korusası sorunları var. Ee, bu yüzden bir de bunun İlk maç olduğunu düşünürsek tedbirli oynayacaktır. Her iki takım için de geçerli bu. Daha çok golden ziyade gol yememeyi düşüneceklerdir. Karşıtaki rakip Krasnodar'ı da Leverkusen'den çok iyi tanıyoruz. Çünkü <laughs> Leverkusen'e karşı ofansif açıdan son derece güçlü bir takım olmasına rağmen ...Depresman'da golsüz berabere kaldı. Burada da bir gol yedi evinde, Leverkusen'in evinde ve frikikten attığı golle e, turu geçti enteresan bir şekilde. Dolayısıyla e, Krasnodar Valencia Krasnodar maçı oranı da yüksek. Alt ilk tercihim ki ...sıklıkla e, ilk maçlarda alt e, oynanması gerektiğini düşünüyorum. E, son maç ise bu söylediğimin aksine... <laughs> ...Ren-Arsenal e, karşılaşması üst diyorum. Çünkü e, grup maçlarında Ren evinde iki gol attı... ...hiç gol atmadığı maç hatırlamıyorum. Varsa bile ben hatırlamıyorum ki... ...Betis o muhteşem üç üçlük maçı da hatırlıyorsunuz herhalde. Son derece formda da zaten aynı zamanda... E, ...iç sahada kesinlikle kazanacağını düşünemiyorum ama... ...gol atacağını düşünüyorum. Bu arada yanlış oldu. Arsenal'de... E, ...ne kadar önde bir derbi maçı olsa da... E, ...ben burada... E, ...bunu hafifseyeceğini düşünmüyorum. Buradan çok az bir... E, ...zirveye az kaldı. Zirveden de... ...Şampiyonlar Ligi garantiyi... ...oradaki Premier Lig'deki ilk dört Ligt şansı hala... ...tehlikede. Dolayısıyla burayı önemseyeceğini... ...düşünüyorum. Ne kadar Manchester United'la... ...pazar günü maç yapacak olsa da... ...dolayısıyla iki tane iyi takımın, iki tane güçlü takımın mücadelesinden iki buçuk gol barajının geçileceğini düşünüyorum. İlla ki bir taraf bahsinde geçilecekse ben burada Arsenal tarafındayım. tekrardan üç maçı toparlarsa eğer Frankfurt Inter 1, Valencia Krasnodar alt ve e, Ren Arsenal ise üst.